Herkese selamlar dostlar. 20 Temmuz 2021 daha tahminleriyle hepinize merhaba. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turları var bugün. Toplamda 6 tane mücadele var fakat ben 5 tanesi inceledim. Sadece kuluş mücadelesini almadım ben. 5 tanesini derledim, analizledim, sizlere sunacağım. Videonun sonunda da bir tane ideal kombin önerisi yapacağım sizlere. İsteyenler onu değerlendirebilirler arkadaşlar. Transferler artık iyice Süper Lig'de olsun, Avrupa'da olsun zaten son düzlükler artık takımlar da zaten eleme turlarına çıkıyor. Bazı takımlar zaten çoğu transferini yaptı. Ondan sonra baktığımız zaman direkt 20 Temmuz'dan şöyle 5 tane maçımız var. Şerif'in maçı Zabreg'in, French Varoş'un, Rapid Van ve Celtic'in mücadeleleri olarak seçtim. Öncelikle hemen 19 Temmuz'da neler yaptık ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ekrana geliyordur şu an. Ekranda verdiğimiz günün futbol kombinesi kazanmıştır. 2 tane KG maçı vermiştim. Arsus mücadelesiyle Valerenga mücadelesine ikisine de KG var dedim değerlendirenlere tebrikler arkadaşlar kazandık oradan bugün ise 20 Temmuz'da pardon 18 Temmuz kazandım pardon 19 Temmuz'da Inter ile Jurgarden'in mücadelesi vardı maçları henüz başlamadı ben 20 Temmuz'u şimdiden çekiyorum İlk maçımız Şerif mücadelesi İlk maçımızla direkt başlıyorum e, katıl butonunu zaten detaylarla son bir video attım orada anlattım. Paketler yenilendi onu anlattım. Grup yenilendi onu anlattım. Diyecek bir şey yok maçlara geçiyorum. İlk maçımız Şerif mücadelesi arkadaşlar. Şerif ile Alaskert oynayacak. Şimdi burada baktığımız zaman da Moldova ekibiyle burada Ermenistan ekibi oynayacaklar. Şerif'in şöyle bir durumu var. Son iki maçını kazandı. Bundan önce zaten eleme turu oynadı. Ligi henüz başlamadı veya başladı sadece bir maç yaptı. Aynen. Şerif zaten başladı sadece Temmuz 1'de tek bir mücadele yaptı. Diğer maçı da zaten Petro Cup'la ertelendi. Şerif arkadaşlar ilk maçını 4-0 yendi. Bundan önceki eleme turundan bahsediyorum. İlk maçını 4-0'lık bir skorla galip geldi. Orada bile arkadaşlar 5 defans oynadı. Bakın 5 defansla çıktı 4-0'lık. Galip geldi zaten takımın teknik adamı e, takımı 5 defans oynatıyor. İkinci maçına yine aynı şekilde ilk maçta 4-0 galip gelmesine rağmen yine ikinci maçına da burada 5-0 çıktı. 5 defans çıktığını da belirtelim. Yani teknik adam burada 5 defansını bozmadan ilerliyor. Nasıl gol atıyor bu takım? Kontrataklarla olsun, uzun toplarla olsun bu şekilde gol bulmayı biliyor. Ama genellikle 5 defans yapmasına rağmen çok güzel de top çeviriyor. Burada Alaskart'la oynayacaklar. Alaskart'a baktığımız zaman zaten Şerif'e göre biraz daha zayıf rakip olarak düşünüyorum ben burada. Ya yani Şerif'in burada yapması gereken tek şey buradan en az hasarla çıkması. Galip gelirse tabii ki yararına olacaktır. Fakat Şerif takımı yani burada ağırlıklı olarak deplasman golü de kalktığı için o yüzden burada en az galip, gelebi galip gelebiliyorsa galip gelecektir. Berabere kalabiliyorsa ne mutlu Şerif adına diyelim. Bu maç gerçekten çok zor bir maç ve gol bu maçtan açıkçası iptal risk yönetimi demiş ki ben bu maçta gol beklemiyorum. Yani 2.5 üstün oranı 1.84 gibi oranı var. Ben şöyle bir mücadele düşünüyorum. Alaska'da zaten ilk evinde oynayacağım mücadele olduğu için artık bu maçta biraz biraz daha istekli olması, biraz daha hücum futbolunu sergilemesi gerekir. Şerif takımı da uzun toplar olsun, kontrataklarla e, gol bulabilecek bir ekip Alaskar'ta karşı. Yani en ideal tercih olarak ben bunu kuponuma değerlendirmedim, kuponuma koymadım. Fakat değerlendirmek isteyenler varsa bu maçı yapabileceğim benim tek tercihim. Ekstrası ideali yüksek yok. Sadece 2-3 gol tercihini yaparaktan da 1.68'lik orandan bu mücadeleyi sizlere öneririm. Yapacaksanız sadece bu mücadeleye tarafa gitmek gerçekten zor. Olası bir birbirlik skor bekleyebiliyorum. Yani 2-3 gol bandına kalabilecek bir mücadele olarak görüyorum. 1.68'den 2-3 gol tercihini bu maçta sunuyorum. Zabrek ile Omonia oynayacak arkadaşlar. Zabrek ligin açılış mücadelesinde 2-0'ı kaybetti. Zaten ilk golü maçın özetini izlerseniz hatta şöyle bir bahsedeyim. Maçın özetine baktığınız zaman da ilk golü zaten tamamen bir kaleci hatasından gol yedi. Maçta etkili olan taraf Dinamo Zabrek ekibiydi. Hırvatistan ekibi. Şöyle istatistik anlamında da gösterdiğim zaman da göreceksinizdir mutlaka. Zabrekli fakat akıllarında belki Omonia mücadelesi vardır diye düşünüyorum ben bu mücadelede. Favori olarak zaten Zabrek götürülmüş. Omanya takımından bahsedeyim. Güney Kıbrıs takımı arkadaşlar. Güney Kıbrıs'ın yani Nikosya olarak yani orada da bir Lefkoşa olarak Güney Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'ın değil de Güney Kıbrıs'ın takımı Omanya takımı ağırlıklı olarak defansif bir futbol sergiliyor. Omanya takımı geçen sezon 11 yıl aradan sonra Güney Kıbrıs'ta sanırım şampiyon oldu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezonun Güney Kıbrıs'ta şampiyonu Omonia olması lazımdı. Takımı çok fazla bozmadığını biliyorum ben transfer anlamında. Burada Zabrek'i ben biraz daha önde görüyorum. Hırvaristan'da oynanacağı için bu maçta Omonia takımı da deplasman gol yok. Mutlaka defans yapacaktır. Maçtan çok fazla gol beklemiyorum. Zabrek tarafına gideceğim ben bu mücadelede. Hatta kuponuma da, kuponuma da değerlendirdiğim maçlardan bir tanesi burada Zabrek ekibi. Ben en idealden alayım diye şöyle 1.44'lük gibi orandan göstereyim sizlere de maç sonu 1 4.5 alt yaptım arkadaşlar. Zagreb'in kazanacağını fakat Omonia'nın da burada en az en az salla çıkmak istediği için ben yani 1-0 belki 2-0 hatta Omonia attı diyelim 2-1 bekliyorum. İsteyenler biraz daha yüksek orandan maç sonu 1 3.5 alt da yapabilirler bu mücadeleye. Fakat Omonia'nın ben çok fazla golünü beklemiyorum. Ben ideal konum olduğu için burada maç sonu 1 4.5 alt Zagreb tarafından aldım. Geçiyorum bir diğer mücadelemize. French Varoş ile Zalgiris mücadelesi. French Varoş arkadaşlar Zalgiris'ten zaten çok daha kaliteli bir ekip olduğunu söyleyebilirim. Macar temsilcisi French Varoş. Henüz dergi başlamadı. Bundan önceki eleme maçında da oynadı. Her iki maçı da kazandığını belirteyim. Şöyle form durumundan göstereyim. Bir tanesini 3-0 kazandı. Bir tanesini deplasmanda 3-1 kazandı Pristina'ya karşı. Zalgiris'e baktığımız zaman da Linfriaton ile oynadı. 3-1'lik ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Ben burada yine Zagiris'inden ziyade French Varoş tarafına yöneldim. Tabi taraf olaraktan da. Ben French Varoş'un kazanmasını bekliyorum. French Varoş da geçen sezon şampiyon oldu. Ve onlar da aynı şekilde şampiyon kadrosunu korudular. Ve zaten bununla ekmeğini zaten yiyorlar arkadaşlar. Burada ev sahibi 1.5 üstünü açmamışlar. Ev sahibi 2.5 üstü açmışlar. Ben burada French Varoş'un 2 golünü bekliyorum. Taraf bahsi olarak da French Varoş'un kazanmasını bekliyorum. French Varoş bundan önce oynadığı kendi evinde 3-0'lık maçında İlk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarı 72, 74 ve 76'da attığı gollerle direkt maçı 3-0'a getirmişti French Faroş takımı. Zalgiris de burada kolay bir rakip mi? Ya yani kademe olarak fark var. Ya yani kalite anlamında fark olduğu için ben burada French Faroş'un çok da fazla zorlanacağını düşünmüyorum burada. French Faroş'un en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Onun da oranı idealdir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler 1.40 gibi olandan değerlendirebilirler. Bir diğer şeyim de tahminin de yüksek orandan buradan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da ben size şunu göstermek istiyorum. Ya, o takip ettiğim bir mücadele vardı. İlk yarı 0-0 bitti. ikinci yarı 3-0 bitti. İlk gol biraz bu maçta geç gelirse Zalgiris'e karşı muhtemelen geç gelebilir. Goller ikinci yarıda gelebilir. En çok gol ikinci yarı olaraktan da 1.80 gibi orandan da alternatif olarak sizlere öneriyorum. İsteyenler değerlendirebilirler. Bunu da bol şanslar diyerekten de bir sonraki mücadeleme geçiyorum. Rapid ve Sparta Burak mücadelesi. Sparta Burak geçen sezon gerçekten bize çok fazla kazandı. Arsenal mücadelesi vardı. 90 artı 5'te attığı gol vardı. Sadece golüne girmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ya Sparta Burak geçen sezon Avrupa'da çok güzel işler çıkardı. Baktığımız zaman da bu da Rapid Vienna oynayacaklar. Rapid Vienna'ın de lige ligi henüz daha başlamadı. Sadece bir hazırlık maçı oynadı. O hazırlık maçını da 6-0'lık skorla kazandı. Daha yeni oynadı. Ayın 16'sında oynadı hazırlık maçını. 6-0'lık skorla kazandı. Erken gol buldu derken zaten yapıştırdı geçti. Ben burada ideal bir tercih yapmayı düşünüyorum. Yani ana kuponuma da ekledim bu mücadeleyi. Sparta Prag tarafını burada favori göstermemişler. Fakat ya Sparta Prag Rapid Vienna açıkçası son dönemlerde biraz daha kaliteli bir ekip olduğunu düşünüyorum ben. O Avrupa'da yaptığı işler olsun, lig anlamında olsun. Lig açıkçası biraz dengeli olabilir. Fakat ben Sparta Prag kalite anlamında Rapid'in biraz önünde olduğunu düşünüyorum. Rapid de burada kendi evinde oynayacağı ilk ayak mücadelesi olduğu için kendi evinde mutlaka hücum futbolunu sergileyecektir. Yani burada kalkıp da Rapid Wien'in defans yapacağı bir şey yok yani. İlk maçı kendi evinde galip gelmek isteyecektir. O yüzden hücuma biraz daha önem verecektir diye düşünüyorum. Sparta Prag ekibine baktığımız zaman da arkadaşlar burada Sparta Prag'ın ben zaten e, golünü bekliyorum açıkçası. Yani Sparta Prag biçli bir rakip. Hatta bu maçın ben 2.5 üstte bile gidebileceğini düşünüyorum. Fakat idealden burada 1.47 gibi orandan sizlere Karşılıklı gol var bahsini önereceğim. Sparta Brahan'da golünü bekliyorum. Aynı şekilde Rapid Vien'in de henüz daha takım bir hazırlık mücadelesi oynadı. Onda da 6-0'lık skorla galip geldi. Onun da moral motivasyonuyla birlikte bu maça biraz daha iyi çıkıp karşılıklı gol var karşılıklı gollerin beklediğim bir mücadele idealden değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Yine aynı şekilde bu mücadelenin 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.59 fakat idealden biz 1.47'den devam edelim. Geçelim bir diğer mücadeleye. Celtic Midland mücadelesi. Arkadaşlar gerçekten zor bir mücadele olarak görüyorum. Neden dolayı ondan bahsedeyim. Celtic takımının başına yeni teknik direktör geldi. Midland'ın son başına atılarsanız zaten kendimiz de bahis vermiştik. Ev yani sahibi 1.5 üst vermiştik. Yenilmişti 2-1'lik skorla. Maçını takip ettim. İleride Midland takımından bahsedeyim size biraz. İleride 2-3 tane siyasi futbolcusu var bakın. Yani ligden kime anlatabilir. Buruma. Resmen Buruma. Yani Buruma'dan da daha iyi. Aklıma o geldi şu an. Ee, yani bireysel anlamda zaten golü de öyle attı. 2-3 kişiyi çalınmadı. Sağ köşeye plase bıraktı. Golü de yani maçı takip ettim. Midland ekibinde yeni teknik adamı var. İlk maçına çıktı. 2-1'lik mağlup oldu. Yine bu mücadeleye çıkacaklar. Yani zor bir maç olduğunu belirteyim ben burada. Celtic'in de aynı şekilde yeni teknik direktörü var. Onlar da çok fazla transfer yapmadı. Sadece bir tane transfer yaptılar. Onu da şuradan geldi transferde. Teknik adamı uzak doğudan mı ne geldi zaten? Seltin adını atılamıyorum ya. Yani not almıştım da şu an yanımda yok defterim. E şöyle söyleyeyim ben size. Seltin yani yeni teknik direktörü geldi. Kendi teknik geldiği yerden bir tane oyuncu transfer etti. Sol tarafına aldı. Sol bek veya sol açık olması lazım. Araştırmıştım da tam aklımda değil kusura bakmayın. Yani zor bir mücadele. Celtic de zaten kalite anlamında Midland'dan biraz üstün gibi ola gözükebilir. Fakat Midland'ın ben o son performansını o bireysel anlamda hücum hattındaki performanslarını beğendim. Şöyle bir tercih yapacağım aynı şekilde. Taraf bahisine gitmiyorum. Çünkü Midland gerçekten son performansta iyi bir şey sergiledi. Yani açıkçası beğendim futbolunu. Ne kadar mağlup olsa oyunda Odense'ye karşı üstün olan taraf Midland ekibiydi. Ben burada sizlere yine yüksek orandan yani yükseklenebilir. Kuponuma da almadım açıkçası. Yine bir 2-3 gol bahsini değerlendirmenizi önereceğim sizlere. 1.70 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada Midinat mücadelesinde 2-3 gol tercihini değerlendirebilirler. KG'nin oranı 1.58. Yani karşılıklı gol var. Biraz sıkıntıya düşebilir. Yani ya 1-1 bekliyorum ya 2-0 bekliyorum. O yüzden 2-3 gol tercihine gittim ben o yüzden arkadaşlar. 1.70 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Şimdi arkadaşlar ekrana bir kupon gelecekler şimdi. Ondan önce sizden ricam videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz özellikle like atmayı gerçekten unutmayın. Emeğe saygı açısından yaz döneminde bile düzenli olarak video 21'in 21 Temmuz videosu da gelecek hatta yine bugün çekelim ben onu. Sizden ricam sadece videoya bir like atmanızdır. Onun dışında başka bir isteğim yok. Kuponumuz gelsin ekrana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ben Rapid Vienna mücadelesine karşılık gol ver bahsini aldım. KG var olarak değerlendirdim. Rapid Wien'in de Sparta Prag'ın da burada. Özellikle burada favori olan Rapid Wien olsa bile Sparta Prag geçen sezon bile çok güzel işler yaptı. Ki zaten takım kalitesi olarak da 10 numara bir kalite. Rapid Wien de hazırlık maçı oynadı. 6-0 kazandı. Onun da moraliyle her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Değerlendirin KG varının. Onun dışında bir diğer e, maçımız da Zabrek mücadelesi. Onu da ekranda gördüğünüz gibi maç sonu bir 4.5 at yaptım. Zabrek'in burada kazanmasını bekliyorum. Omonia'ya karşı Burada Omonia takımı zaten Güney Kıbrıs ekibi burada ağırlıklı olarak defans yapacaktır. Zagreb ekibi de burada zaten ilk maçını kaybetti ligde. Biraz daha buraya akılları bu maçta kalmış olabilir. Ben bu maçta kazanmasını bekliyorum. Hatta ev sahibi 1.5 üstte de değerlendirebilir de oranı açtılar mı atılamıyorum da. Yani neyse biz maç sonu bir 4.5 altından yapıştıralım. Kombinam bu şekilde. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere.